Çalıp şey Perşembe yarısındaydık. Biz çocuklar vardı birkaç kişi. Hacı de vardı ya. Celal Çavuş'una rahmi. Ma. Atlara binmiş geldiler. Perşembe yarısına ama atlar kendini yiyor. Öyle atları var. Rahmi nerede çalamıyor rahmi? Çalmadı ya orada koyuyor zaten. Şey vardı, Tahsindar vardı. Neydi onun ismi ya? Bizim Ali Efendi. Bizim Tahsindar vardı ya, çarşı deniyor. Ali Efendi. Ara. Şükrü Tayyip miydi Koylu'da? Şey, zaman adı Şükrü Efendi. Ara. Yok yok. Ara. Genç genç. Mehmet'ti ismi, Mehmet, Mehmet. Bir şey var. Hatırıma gelmiyor. Çok değerli adam ediyor Mehmet. Evet. O Tahsin'den. Bunlar da Beyük Çardaklı kahvenin önünde oturuyorlar balkonunda. Hı. Çay içiyorlar. Onlar geldi altından yukarı atlar zapt olmuyor. Guldiler bunlar. Mehmet oğlu var idi o Tahsin'den ya. Biz de gelirdi kabaklarına geliyor. Nasıl bilmiyordu geliyor hatır. Benim hatırıma gelmiyor. Şükrü'nün babası vardı o muydu? Şoför Şükrü'nün. Yok yok. Tahsin'den. Evet Yaşar amca devam et üzerinden. Geldiler bunlar altında yukarı atlarından, o büyük çardaklı kahvenin önünde atlardan indiler. Celal Çavuş'la rahmi. O Tahsindar güldü bir şeye. Artık neye güldü bilmiyorum. Güldü bir şeye de rahmi döndü böyle rahmi. He gitti rahmi. Rahmi döndü de, ulan fuş dedi, ne gülüyorsun lan dedi. Senin gibi tahsildarları ben oğlan taşıyordum düne kadar dedi. Sen kimsin lan dedi, Allah bir hak etsin. Bak bak. Çit yok hiç kimsenin. Geçtiler gittiler. Bir şey diyemediler onlara. Lan Celal Çavuş'una rahmiye bir şey denir mi? Rahminin bu buyukları adam deliyor burada. Orada geçiyor. Hayır be. Hayır öyle değil mi? Ziyad ayı. Ramazan yaksı adammış. Ziyad. Onların Ziyad'a. Kör Ziyad. Kör Ziyad abi. Kör Ziyad. Bir dakika bir dakika. Yaşar amca. Yaşar amca. Aklıma bir şey geldi. Alışveriş değil mi? Rahmi deyince aklıma bir şey geldi. Adamın biri Sülük Gölü'nün üzerinde Nalbant Hilmi'nin dükkanı vardı ya, Nalbant dükkanı. Burada atın nalını çaktıracak da, bari Rahmi amca da yaşlı, camdan bakıyor şimdi. Bakmış, amca demiş, bu atı buraya bir bağlayabilir miyim demiş. De, Rahmi amca, anladın oğlum sen benden iş geçti, bağla, bağla. Sen de anladın, sen de anladın oğlum demiş. Bahri'den iş geçti, Rahmi demiş. Gerçinden olsaydı alır giderdi. Elbette. Bağla oğlum, bağla. Bokitre. Şey. Bokitre, şunu söyle. Yaşar abi, Hacı Ali'nin, rahmetlinin, Kakalo Hacı Ali'nin düğünü varmış. Duva yerinde. Duva yerinde. Göllerli Aslan dayı da Cevat Bey'in pehlivan demiş. Pehlivanıydı. Bizim Ahmet dayı da Mikelor, yeni hadiseler gitmiş. O mevzi biliyor musun? Ahmet dayı ki onlar orada tutuşmuş. Yahu Kutsat. Anlatır mısın onu? Tutuşma, tutuşmadan. Tutuşmadan anlatmış da ben pek anlatamıyorum. İşim yok. Perfellerim. Hatırlar mısın? Şaştım Allah'ım şaştım. Kiyali Dayki demiş ki aslan bana burada yeni yenileceğin yoksa sarkıdan çıkarmam vururum demiş de. Öldürürüm seni. Ki çirpinmişler o zaman. Hatırla diye. Evet, başla bir baştan öylesin. Tak. Bir dakika. Başlasın. Bir anlat şunu. Ben anlatırım da belki mevzuyu bağlayamam. Güneş yaparlar, güneş, günlerde. Ey pehlivanlar oldu miydi, güneş yaparlar da. O pehlivanı soymuşlar.
O neydi onun ismi? Aslan, aslan. Ermeni aslan. Cevat Bey pehlivan dildi. Biz ona çok kumar oynattık sonradan. Aslan. Aynen. Bunu ben gel aslan dayı demiyor. Tabii. Aslan. Çekçi çıkmış. Üç kişi, üç kişi, dört kişi yenmiş. Aslan dayı. Aslan abi pehlivan adam. Ya o adamları pehlivan işte, zengin adam. Ne yapalım, ne yapalım, bunu Ali'yi soyalım demişler. Ali bu gavur. Ali gavur abi. Hapishaneden de yeni çıkmış abi dayı ki. Var ne o? İki tane geliyor aslan gibi bitsen. Bizim Ali o bakın. Ne güzel oldu. Ali'yi çıkarmışlar ona. Aslan bunu yıkacak olmuş, bir iki dalmış malmış ama demiş, eğilmiş kulağına demiş ki senden namussuzum demiş, seni vurmasam burada. Senden namussuzum. sen buradan canlı çıkamazsın demiş. Beni yenme. Beni niye yıkıyorsun demiş ya. Aday demiş değil mi? Aa, öyle mi diye. Akbaşoğlu'na denildim ben. Yok Cevat Bey'le falan kızmışlar ama adamla bir yemin çekildi. Şimdi ama o da mümkün değil. Tamam. Ey bilmiyorum bunların... Şimdi uvara da ben girmiş olayım da bağlayayım. Ne sorardım kumar oynadırken. Nasıl yenirdin bizim Ali dayı? Anam oğlum dedi. Onun gibi yalilerim yenirdim ben dedi. Gürgen yaprağı gibi dedi devrildim. Bana adam dedi ya vururum seni dedi. Başa dedi koç var dedi. Şimdi dedi, abisi beni yendi dedi, çapladım elbiseyi dedi, başa koç var ya dedi, şimdi Ali dayı demiş de rahmetli diye ki, koça sahip ki, koç benim hakkım değil, koç aslanın hakkı demiş, bak orada hiç tanıdık ve dönmemiş Ali dayı da, bak orada ne güzel bir cümle tabii, var, tabii. Koç aslanın hakkıdır demiş, hiç geri bakmadı anam uşağım dedi bana, koça bakmadı ama benim canımdan gitti dedi. Kemal abi, Hamza Dindar ne yapmış? Ali dayı seni anlatayım da anlatırım, Ali dayı dal köprü zamanı sel yıkıyor, köprü yapılıyor. O Bolaman Köprüsü. Yani o Bolaman Köprüsü'nün dal köprü zamanı bilen burada 3-5 kişi ancak olur gerçekten. Aynen. Bilmez bunlar. Biraz hatırlar, yani biraz. Yani 60-70 sene evvel. Yok ha. Ben bir dal köprü hatırladım. O senin de hatırladığın dal köprü böyle değil. 57 sene evvel demir köprü yapıldı işte. 55'te falan. Şimdi bu yanda 40-50 kişi var, o yanda var adamlar. At asılıyorlar halatlarına. Kazma lazım olmuş. Yani beri taraftan karşıya kazma lazım olmuş. Ali dayı, Ali dayının parmakları şu uzun tabağı. Ne var bu arada? Anlamam yani derdi böyle bırakır. Cüssesi de, cüssesi de bir şey adam diye Allah'a emanet. Kazma karşıya lazım. Ne yapsınlar? Taş atsan taş getirmesin karşıya. Taş ama Ali dayı kazmayı almış eline. Şöyle bir sürkmüş de bir savurmuş, kazma ismi sanmış kaçırmış. Vay, yaşanmış hadise. Neymiş evet. O sporun adı ne? Bir şey sallıyorlar. Güle. Onun güzel. Son zamanlarında hatırlıyorum. Şöyle bırak, yani. Kaşardı da ismi Ermez. Son hatta oğlum, Rasim çok güzel. Rasim de anladı ya. Bir dakika. Varanca oğlu Rasim vardı, evet. Çok güleşirdi o. Bu ne efendim, söyleyeyim. Bu hatırıma geldi benim ama olanlar benim hatırıma gelmiyor. Evet. Hamza dayıyla Celal Çavuş şimdi şey oynuyorlar. Sülükölü'nün en son zaman yani 950-51 seneleri. Bir sülükölü ağabeyi var orada Hani Yusuf dayıyla. Orada 21 oynuyorlar. Çavuş, eli cebi delikti Çavuş'un. Hakkı Çavuş'un mu? Celal Çavuş'un. Çok. Kıyımsız diyor. Bu madde de kıyımsız diyor. Hamza dayı bırak kardeşlerim diyor. Ben seyredim bırak kardeşlerim. Bırak. Bir bacak var. Bir kağıt çekti bacak. Bak kendine. İki bacağı. Evet. Adamın 18 sayısı var. Yalvarıyor senin. Ulan, ulan tamam dese kaybediyor ama. Çektir, kağıt çektirecek ona. Yalvar, 20 sayısı var oraya. İki bacağı çekmiş adam, yine hadi tamam bak kendine diyor değil mi? Bak kendine diyor. Çektim ya. Bir yandı tabii 18'e kağıt çekti. Herkes gelecek, yapacak gelecek. Aynen. Geride gelmedi, yandı. Açtılar.
kağıt göstermedi kolay kolay o da. Hamza'yı da orada birisi şey yaptı tabii. Efendim, ben kendi şeyimi anlatayım mı? Anlat. Şey diyorum, anlat gene de. Doktor dayıya ne yapmış? 66. Şey, Beşe bu kliye. Beşe doktor. Onu dedim. 66 doktor. Baban da çapraz. Kağıtları çapraz tutuyor şimdi. Böyle sanki. Evvela bir, birileri soymuş galiba. Bir, sanki bilmiyormuş gibi. Doktor dayı birileri soymuş. Onu Hacı Ahmet'e de söyledi o doktor da. En solda misli misli ben de ortağım. Şey Hacı Ahmet'e. Misli misli 30 parti yendi bizde. 30 parti yendi. Bin tayve de. Hepsini bir yapıyor. Yedim. Bir parta biz yine cedirin var orada. Doktor var ya. Doktor o mu yiyor? Ama da bir şey diyor. Babam böyle çapraz tutuyor yani. Biliyor musun? Bir şey bilmiyor zaten diyor bu. Ulan şaşır diyelim ya. Baban da o hareketlerini şaşır diyelim. Benim de bir şey yok sen diyorsun. Oyun çıkıyor. Biliyor musun? Oyun çıkıyor. Bu oyun, ismi oyun bunun. Sene 65. Elioğlu Mahmut abi de var oyunda. Cingan Bagi tanır mısın Cingan Bagi? Elbet. O da var oyunumuzda. Efendim, 21 oynuyoruz. Aşağı yukarı 1000 lira kaybım var. Benim. Büyük para o zaman. Tabii. Ha. Epey, çok da büyük bir para. Şimdi o 1000 lira almak için bir şey yapmam lazım. Şans aldırmıyorum. Ya beceremeyeceğim ya. Bende o şey yok ya bende. Hilleyi çaktırmak diye iş arıyor. Kabiliyet. O iş yok bende. Beceremeyeceğim ya. Ama kağıt dağılırken bir oğlu verdiler bana. Onu gizledim elimde. Gizliyorum. Onu açık vermiyorum şimdi. Bir daha dağılırsa kağıt, bir asıl onlu gelirse bırak kağıdı diyeceğim. Bankı. Bankta Cingan Bagi'nin bankı. Epey para var bankta. Şimdi öyle oldu ki bir oldu elimde. Bir de asıl dağılırken geldi. Kağıdı bırak dedim. 21'i buldu. Bırak. İkisini altına koydum. Kağıdı altına. Biri benim zaten. Biri de çekiyorum. Biliyorum ne olduğunu. Benim yanındaki seyirci işaret vermiş oraya. Hile yaptı. Böyle yapılıyor diye. O paraya ki daldı da kaçtı, halen bagi göreceğim ben. 50 sene oldu. Daha o bagi dayı görmedim. 50 sene oldu. Beceremedi. Yani halbuki oyun bu ya. Ama beceremedi. Da işaret veren... Rahmet kasa basana halet diye ortadan da çıkardı. Alttan da üstüne de çıkardı. Kim? Eğer senin korkutuyorsa var ya, her çapta çıkardı. Ama korkutuyorsa yapmazdı sen. Şuman abi, oyun. Sözü kesiyorum şimdi gene de. Hani biraz önce Yaşar abinin sesinin güzelliğinden söz ettiniz. Belki uzun zamandır söylemedi ama bu akşam biraz bir şey mırıldanabilir mi bize acaba? Az bir şey böyle. Habib. Ne? Sesini kaydediyor. Benim bende bir şey mi? Yok o şey değil. Eskiden söylediğim şeyden. Bir kelime olsun. Bir türkü gibi böyle bir ufak, şarkı yok, gibi. Ufak. Cemiz'in yaprağı dal arasında. Senin sevdiğin bir şey varsa bak, benim türlerim, sonuna kadar söylemeye gerek yok. Benim tüylerim gene kabarır. İsmail Gündüz'ün şeyini anlatacak. Bak torunların torunları dinleyecek bunları. Yok olsa bilsem hatırıma gelmez. Tamam. Gelebilirsin. Evet. Şimdi benim bilmediğim bir bok yoktur ama hatırıma gelir. Bir şeye değineyim şimdi. Demizya dedi ki, Bunkaray Alparaylı'ndan bahsetti. Rahmetli Cemal Gündüz, babası bir öküz arabası Mısır yüklemiş. Bunu Ninze Hasan Bey'e götür, bırak tartur demiş. Mısır'ın pahalı olduğu zamanları. Götürmüş oraya, parayı da almış babam para istiyor diye Cemal Gündüz. Cemal Gündüz 16-17 yaşlarında Cemal Gündüz. O ipçilerin evi var şimdi Köloğlu, Mahmut abinin çocukları var ya, orası ipçiler var. Orada kahvenin yanı. Orada çok Bulgaray Alparay'ı oynatırlardı orada. Orada ne varsa 30-35 lira parayı vermiş. Cemal Gündüz. Kayıp etmiş. Ağlıya ağlıya geliyor. Bu bizim Ramiz dayı. Bavulcu. Hadi oraya bir tane çöp. Hadi yavrum.
Thank you.